Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde inheritance kullanımı ile devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde properties konusundan bahsetmiştik. Inheritance kısaca miras demektir. Inheritance bir sınıfın başka bir sınıftan miras almasıdır. Miras alan sınıfa subclass, miras alınan sınıfa ise superclass denir. Miras alma işini biraz örnekleyelim. ISCO'da açıyorum. Yeni bir proje oluşturuyorum. Single Web Application Inheritance Next dedim ve projeyi oluşturdum. Çift tıklayarak tam ekran yaptım. iPhone 8'i seçtim ve Wave Controller'ımı açtım. Bir tane Base Class oluşturalım. Base class herhangi bir sınıftan miras almayan sınıflara verilen isimdir. Mesela bir tane class oluşturdum. Adına hayvan dedim. Buraya bir tane fonksiyon yazıyorum. Ses çıkar diye. Fakat içine hiçbir şey tanımlamayacağım. Şöyle başına da Base class diyelim. Daha sonra bu class'ı base class'tan miras alan bir tane class oluşturalım. Class diyorum. Bu da bizim dostlarımız köpek olsun. Miras alma işlemi mevcut class'ımın yanına iki nokta üst üste hayvan yazdığım anda bu hayvan klasındaki bütün özellikleri köpek klasına da tanımlamış olduk aslında, miras vermiş olduk. Burada ses çıkart fonksiyonunu override keyword'ü ile değiştirelim. Buraya print havhav yazalım. Daha sonra bu class'ımızı kullanalım. Evet. Köpek diyelim eşittir. Köpek class'ımdan bir instance yarattım. Daha sonra köpek nokta ses çıkar fonksiyonumuzu çağıralım. Ve projemizi çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi ses çıkar fonksiyonunu override ederek, yani hayvandan miras alarak köpek klasımızda kullanmış olduk. Aradaki farkı görmek için bir de kedi oluşturalım. Yine süper klas, burada da gözüktüğü gibi hayvan olsun. Yine override ile ses çıkar. Print edelim. Miyav, miyav diyelim. Yine aynı şekilde let kedi eşittir. Kedi class'ımızı instance'ını alalım. Kedi nokta ses çıkar diyelim. Gördüğünüz gibi iki fonksiyonda çalışmış oldu. Burada aslında temelde anlatmak istediğimiz şey bir tane base class oluşturup daha sonra aynı özelliklerle hem köpeğe hem de kediye bu özellikleri tanıtabilip ve kedi nazarında onu değiştirebiliriz veya köpek class'ında o hayvanı özelleştirme yapabiliriz. Peki miras alan sınıftan miras alabilir miyiz? Evet, tabii ki de alabiliriz. Bunun için mesela bir tane kurt tanımlayalım. Bu da kurt bir köpek olduğu için, köpek cinsi olduğu için köpekten türesin. Daha sonra override işlemiyle tekrar ses
Kurt'a özel bir ses tanımlayalım. Uuu diye bir ses çıkartsın. Yine aynı şekilde şuraya notumuzu alalım. Miras alan bir klastan miras alma diyelim. Kurt dedim eşittir. Kurt'u çağırıyoruz. Instance'ını aldık. Kurt nokta ses çıkar. Projemizi tekrar çalıştı. Evet, U şeklinde miras alan bir sınıftan miras almış olduk. Bu videoda sizlere miras almayı fonksiyonlar üzerinde anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.